Vallahi insan hayatı bu kadar ucuz mu? Ucuz değil tabii ya. Çıkmaması gerekiyor hattı zatında ya. Denetlenmesi gerekiyor. Tabii her şey denetlenmesi gerekiyor ama denetlenme yok işte yani. Görüyorsun. Yıllar önce yapılan inşaatlarda denetlenmedi değil mi? Tabii. Bak bu kadar evler mesela duruyor. Niye bu evler yıkılıyor? Demek ki bir şeyler var yani. Müteahhite bağlı demek ki yaptığı işlemlerden dolayı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Yapılan binalarda hakkaniyetle yapılmalı. Denetim yapılmalı. Senden gelmiyorum. Şimdi bir kahin değilim. Nereden geldiğini olsa tahminle söyleyebilirim. Ancak bu binada taşıyıcı bir eleman değil. Görünüş şekliyle. Olsa bu kapı ya da pencere üzeri lentolarıdır. Ya da hatıl diye de tabir edebiliriz. Bunlar sadece pencerenin üzerine örülecek tuğla duvarı ya da briket duvarı tutmak için betondan bir elemandır. İçinde 4 tane demir olan bir elemandır. Lento ya da hatıl dediğimiz. Yani binanın taşıyıcı unsurundan alakası yoktur. Hiç karşılaştınız mı? Hayır, karşılaşmadım. Yani çok zorlamayla ancak şey dersiniz, karşılaşabileceğiniz bir olay. Ya da mizansen yapacaksınız. Şantiyede çalışan işçiler yemek yerler, kendiler hazırlarlar. Bu da çoğunlukla menemendir ya da başka bir şeydir. Bilmiyorum ne içerin ne olduğunu da. Onu yemişlerdir. Yan muzipliği olsun diye. En kötü ihtimal budur. Ya da başka bir grup o lento yerinde değil, konmamıştır daha. Yerdedir. Hiç farkında olmadan alıp pencerenin üzerine koymuşlardır. Ya da kendilerinin olsa zaten asla yapmazlar onu. Kendilerinin değildir. O koyanların değildir bu tencere. İnşaatı yapımını düşünürseniz başta bir planlama artı projelendirme artı yapım süreci ve yapım sürecinde denetim çok önemlidir. Bu üçlü sac ayağından birinin halkası kırılırsa bu yıkımlar kaçınılmaz olur. Buraya bakalım dostum.